Barınılır vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler kullanmışlar? İlahi mezhebine göre evde kitaba girebiliyor muyum? Kadın değil, ne öğrenmek herkese farzdır. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Rabbimizden sağlık, sıhhat, afiyet niyaz ediyoruz programımızın hemen başında. Yaklaşık bir saat boyunca Diyanet TV aracılığıyla Diyanet'e Soralım programı vesilesiyle dini konularda aklımıza takılan soruların cevaplarını arayacağız. Çok değerli hocam, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Sayın Zeki Sayar'la birlikte inşallah. Sizler de programımıza telefon bağlantısıyla katılabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4-294 Diyanet Televizyonumuzun telefon numarası. Soru sormak isteyen izleyicilerimiz yayın saati içerisinde arayabilirler. Sosyal medya üzerinden soru göndermek isteyen, bağlantılarımızı takip etmek isteyen, sorularını sosyal medya üzerinden sormak isteyen izleyicilerimiz Facebook ve Instagram üzerinden Diyanet'e Soralım sayfalarını takip edebilirler. Efendim, ben sorumu mail üzerinden yazılı bir şekilde belki biraz daha detay vererek sormak istiyorum diyen izleyicilerimiz için mail adresimizi hatırlatmakta da fayda var. diyanetesoralim@diyanet.gov.tr programımıza ait mail adresi. Bu hatırlatmaları yapmış olalım. Zaman zaman da ekranlarımızın alt köşelerinde iletişim adreslerimiz sizler için hizmette olacak. Muhterem hocama bir hoş geldiniz diyeyim. Akabinde inşallah Sivas'a gideceğiz ilk telefonumuz için. Zeki hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Hamdolsun, elhamdülillah. Allah afiyet versin. Sizler de iyisiniz. Duacıyım hocam sağlığınıza. Rabbim bugüne kavuşturdu, eriştirdi. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Hamd eder bir vaziyette yaşıyoruz inşallah. Allah sağlığınızı, hamdinizi daim eylesin. Amin hocam inşallah. Teşekkür ederiz. Müsaadenizle telefonumuza bir alo diyelim efendim. Dursun Bey, Sivas'tan aradılar bizi. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar hocam. Sağ olun Dursun Bey. Hayırlı akşamlar. Hocam ben engelliyim. %92 engelim var. Yalnız 5 vakit namazlarımda her namazda abdest almak zorunda kalıyorum. Hı hı. Ve bunu da eşim yaptırıyor. Yalnız 2 vakti bir vaktinde 2 vakti bir mesela öğleyle ikindi bir vakte kılabilir miyim tek abdestle? Yani sahibi özür olmanızdan dolayı mı bir abdest probleminiz var yoksa? Evet. Anladım. Evet. Anladım. Çünkü normal abdest alamıyorum ben, eşim aldırıyor. Anladım Dursun Bey. Soralım inşallah, Rabbim kolaylıklar nasip etsin size. Önünüzü açsın inşallah. Dua bekleriz sizden de. Kıymetli eşinize de çok çok selam olsun efendim. Sivas'a da yiğit olarak da muhabbetlerimizi iletiyoruz. Evet hocam, ne söylersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Tabii her namazı kendi vaktinde kılmak esastır. Yani Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ الصَّلَاةِ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا diyor Cenab-ı Hak. Namaz belli vakitlerde farz kılınmıştır. Ama her zaman ifade edildiği gibi İslam kolaylık dinidir, bir bakıma zorluk dini değildir. Bazı durumlarda kolaylaştırıcı hükümler, ruhsatlar da söz konusudur. Kardeşimiz ifade ettiği üzere bir engeli var. Tek başına, kendi başına abdest almakta sıkıntısı var. Ama ibadetlerini de ihmal etmiyor. Cenab-ı Hak hem işini kolaylaştırsın, hem de ibadetlerini makbul eylesin. Amin. Diyor ki ben mesela öğleyle ikindiyi birlikte cem edebilir miyim? Bu Hanefi mezhebinde malum namazların cemmi çok vaki değil. Hanefi fukahası bu cem gibi gözüken şeylere başka türlü yorumlamıştır. Bunları cem edenler öğle namazını öğlenin son vaktinde, ikindiyi de ilk vaktinde kılmışlardır. Buna suri cem derler. Ama diğer mezheplerde böyle rahatsızlık halinde, yolculuk halinde, efendim başka çok böyle havaların işte çok sıkıntılı olduğu dönemlerde, yani belli zamanlarda ceme ruhsat vardır. Özür de veya değişik bir ifadeyle fiziki engel de böyle bir özür olarak kabul edilebilir. Tek başına abdest alamıyor. Her zaman belki kardeşimizin eşinin de ona yardım belki etmesi de söz konusu olmayabilir. Dolayısıyla bu ruhsattan istifade ederek
namazların cemmi konusunda ruhsat veren mezheplerin görüşünden istifade ederek öğle ile ikindiyi öğle vaktinde veya tehir ederek ikindinin vaktinde, akşamla yatsıyı da ya öne alarak cemi takdim diyoruz akşamın vaktinde veya akşam namazını geciktirerek işte yatsı da akşamla yatsıyı bir, öğle ile ikindiyi bir cem etme ruhsatından, bu engelinden dolayı istifade edebilir kardeşimiz. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Rabbimiz kolaylıklar ihsan eylesin. Bütün engelli kardeşlerimize bu duayı yapmış olalım. Her birine de selam ve muhabbetlerimizi iletelim. Fatma Hanım Ankara'dan telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hocam benim bir sorum var. Buyurun. Benim kalp hastasıyım. Kalbim çok hızlı atıyor. Evet. O da şey oluyor hocam. Kanser alıcı veriyorlar. Ağzımda kan geliyor sürekli. Dişlerim hep kanıyor. Evet. Ondan sürekli nasıl abdest alırım ben? Nasıl oruç tutarım? Gece uyanınca ağzımı çıkanla doluyor. Yutuyorum da yani ben ondan. Anladım. Nasıl diyeyim? Soralım Fatma Hanım. Rabbimiz kolaylıklar versin. İnşallah kısa bir zaman içerisinde bu hastalık şifaya kavuşur. Dua ederiz efendim sizin için. Sizden de dua bekleriz. Hayırlı akşamlar olsun. Yine bir özür sahibi kimse olarak değerlendirilebilir mi hocam burada? Bu önceki suale bir ilave daha buyurun, müsaade etmek. Buyurun, estağfurullah. Sen yapmak istiyorum. Yani bir de şöyle de bu sual anlaşılabilir. Kardeşimiz şunu söylüyorsa, ben bir defa abdest alıyorum, eşim bana abdest aldırıyor. Bu abdestim bozulmadan ben bununla öğleni kıldım, aynı abdestle ikindiyi kılabilir miyim? Böyle bu manada da sorduysa, burada bozulmadığı sürece bir abdestle Hanefi mezhebinde dilediği kadar farz kılabilir. Öğlende abdest aldı, abdesti bozacak bozulmadı. Herhangi bir şey yoksa onunla ikindiyi de kılabilir. Hatta aynı abdestle mümkünse bozulmazsa akşamı da kılabilir. Bunu da ifade etmiş olalım. Peki hocam. Bu manada bize sual sorduysa. Bu açıdan da değerlendirmekte evet, değerlendirmiş fayda var. Olduk. Kardeşimizin bu sualini bir tekrar ederseniz. Hocam duyamadım. Bir kalp rahatsızlığım var. Kalbim tamam. Çok hızlı attığı için kan sulandırıcı ilaç kullanıyorum. Buna bağlı olarak da diş etlerimde bir kanama söz konusu. Özellikle gece uyandığımda ağzım kanla doluyor. Yani sürekli kanama olduğundan dolayı abdesti nasıl tutacağım, nasıl abdest alacağım dedi. Bir de oruç sorusu var. Aynı soru. Bu şekilde oruç tutabilir miyim? Her ikisini de cevaplandıralım inşallah. Şimdi evvela namazdan, abdestten başlayalım. Evet. Tabii yani hastalıklar hastalanınca onlara şifa aramak dinimizin emridir. Bir defa bu hastalığı için tedavi yollarını arayacak, tedavi olacak. Ama bu tedavinin neticesinde hakikaten işte bir namaz vakti içerisinde normal abdestini alıp namazını kılacak kadar bu bahsettiği kanama özründen kurtulamıyorsa biz buna ne diyoruz? Özür sahibi, sahibi özür olarak değerlendiriyoruz. Özür sahiplerine dinimizin getirdiği ruhsat şudur. Vakit girince abdestini alacak. Vakit çıkıncaya kadar başka abdestini bozacak. Özrünün dışında abdest bozucu bir şey vakı olmadığı sürece dilediği kadar namaz kılabilir. Hanefi mezhebinin hükmü bu. Bu kardeşimiz diş kanaması ile ilgili şu az önce söylediğim, yani bu mezheplerin taklidi böyle zaruret halinde caizdir. Malum Şafii mezhebinde kan abdesti bozmaz. Hanefi mezhebinde de ağzından, dişlerinden gelen kan eğer tükrüğün yarısından az olursa o da abdesti bozmaz. Yarısından fazla olursa abdesti bozar. Bu söylediğim sahibi özür kısmına giriyorsa bundan istifade edebilir. Eğer hakikaten bu özür buna girmiyorsa, yani bir namaz, yani az bir kanama varsa, az bir kanama varsa, yani mümkün mertebe abdest alıp namaz kılacak kadar bir imkanı varsa buna dikkat etmesini tavsiye ederiz. Çok zor durumda kalırsa Şafii mezhebinin de taklit ederek abdestiyle namaz kılabilir. Peki hocam, oruç noktasında bir zaruret. Oruç konusunda da şunu söyleyelim. Yani sağlıklı insanlara oruç farzdır. Eğer gerçekten kalp rahatsızlığı veya buna benzer müzmin rahatsızlıklar oruç tutmasına engel bir durumsa, dinimizde ağır hastalar veya oruç tuttuğu zaman hastalığı ağırlaşacak
kimseler için iyileşme imkanı varsa, iyileştiği zaman bu oruçlarını tutamadı, Ramazan'da tutamadı, oruçlarını kaza eder. Eğer iyileşme ümidi yoksa, bu hastalık hayat boyu onunla kalacaksa, o zaman tutamadığı günler sayısınca işte bir fitre miktarı fidyeyi fakirlere verir. Yani 30 Ramazan bu toptan da verebilir, parça parça da verebilir. Ama tabii bu hastalık gerçekten söylediğimiz gibi oruç tutmaya, oruç tutmaya engel bir rahatsızlık olacak. Eyvallah. Ve bunu da Müslüman bir tabip tabii ona söyleyecek. Evet. Peki mesela bu şekilde oruç tutuyor ama bu kanı yutmasından dolayı orucu bozulur mu? Tutsa yani. Yani dışarı çıkmayan kan, kendi kanı dişlerinin arasında gelip dışarı giden kan durumuna göre fazla değilse orucu bozmaz. Anladım. Yani yine bir durum değerlendirmesi evet. yapacak. Efendim Erdoğan Bey Kocaeli'den sizlere selamlarını iletmişler. Abdestle alakalı bir soru. Cenaze namazına son anda geldim ve abdestim yoktu. Teyemmüm mü almak durumundayım? Ne tavsiye edersiniz? Şimdi mesela cuma namazında, cuma namazını kaçıracak olsa abdestsiz teyemmüm yapayım, cuma namazına yetişeyim dese herhangi bir Müslüman kardeşimiz bu caiz olmaz. Çünkü cuma namazının halefi var. Yani yerine kılacağı öğle namazı var. Efendim ama cenaze namazı böyle değil. Gerçekten farz-ı kifaye olsa da sonuç itibariyle önemli bir ibadettir. Cenaze namazı da Müslümanların yapması gereken bir ibadettir. Bir cenaze eda ediliyor, kılınıyor, görev yapılıyor. Su da var ama gerçekten eğer abdestle meşgul olursa, abdest ibadetini yapacak, alacak, sonra cenazeye yetişecek olursa, cenazeyi kaçırması söz konusuysa, burada teyemmüm ruhsatından istifade ederek, teyemmüm alarak efendim cenaze namazını kılabilir. Malum cenaze namazı zaten hadisatında Allah için namazdır. Peygamberimiz için dua, salavat manasındadır. Vefat eden kişi için de dua manasındadır. Cenaze namazının aslında iki tane rüknü vardır. Bunlardan birisi kıyam, ayakta durmak. Diğeri de tekbirdir. Bunlara yetişemeyecekse söylediğimiz gibi teyemmüm alarak cenaze namazına tabi olur ve kılar. Peki hocam, teşekkür ederiz. Abdestle alakalı iki soru daha var. Yani dolaylı olarak tabii. Zekiye isimli bir izleyicimizle Hasan isimli bir izleyicimiz birbirine yakın iki soru sormuş efendim. Mest giymenin bir süresi var mıdır? Bunu açıklar mısınız demiş. Hasan Bey de mesti giymenin bir yaşı veya falanca sebeplerden dolayı giyebilirsiniz diyebilecek bir durumu var mıdır? Lütfen hocamız açıklar mı? Sağlıklı genç bir insan da mest giyebilir mi demiş. Efendim mest giymek, yani mest daha doğrusu giymeden öte mest üzerine mest etmek herkes için caizdir. Herhangi bir yaşı veya cinsiyeti kadın erkek veya genç, ihtiyar söz konusu olmadan her Müslüman ihtiyaç duyduğu anda ayaklarına mest giyebilir ve bu mestler üzerine de mest edebilir. Yeter ki giydiği mestler şer'i şerefin onayladığı niteliklere haiz olsun. Bunlar nedir hocam? Çok kısa söylesene. Bu nitelikler bir, yani işte en az 4000 adım yürüyecek kadar dayanıklı olacak. Dik duracak, ayağı topuklarıyla beraber kavrayacak, efendim suyu hemen geçirmeyecek ve bir de meslerde herhangi bir yırtık falan, mesela bir meste toplamı küçük bir el parmağının üçünün gireceği kadar ayrı ayrı da olsa bir yırtık bulunmadığı zaman her kardeşimiz geçerlidir. Mestin müddeti, yani yolcu olmayan, mukim diyoruz biz onlara. Yani kendi evinde, barkında oturan insanlar için 24 saattir. Bu 24 saat de mestin abdestli olarak giyildiği andan itibaren başlamaz. Bozulduktan sonra başlar. Mesti bozduk, üzerine meshettiği andan itibaren. Yani abdest bozuldu. İlk abdestimiz bozuldu. Sonra abdest aldık, meslerimizin üzerine meshettik. Bu andan itibaren başlar.
Çünkü şöyle bir kural vardır. Mest normalde hadessizliği, abdestsizliği kaldırmaz. Yani ayaklara gelen hadesi engeller. Bu bakımdan ilk ayağımıza, mestimize, meshettiğimiz andan itibaren mestin müddeti başlar. Bu mukim için, kendi yerinde, yurdunda sürekli kalan insan için 24 saattir. İslam'ın işte güzel ruhsatlarından birisi de yolcu, misafir, efendime söyleyeyim, yani 90 kilometre ve üzeri bir mesafeyi gidip 15 günden az kalan kimse için bunun müddeti 3 gün 3 gecedir. Yani o da yani ihtiyaç duyarsa 72 saat falan. Evet, ihtiyaç duyarsa, ayaklarını yıkamadan abdest alırken bunun ayaklarını giydiği meslerin üzerine meshederek abdestini yürütebilir. Peki. Teşekkür ederiz değerli hocam. Allah razı olsun. Bir telefon bağlantımız daha var değerli izleyiciler. Niğde'ye gidelim hep birlikte. Melahat Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk hocam. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben 67 yaşındayım. Kalp hastasıyım. Evet. Yalış hastasıyım. Kalın bağırsaklarımdan sorunum var. 15 gün oldu beyimde mefat etti. Allah rahmet eylesin. Şimdi ben bu oruç tutamıyorum. Bu şey diyaliz hastası olduğum için bir orucumun fidyesini ölene kadar vermek mi gerekiyor? Nasıl yapacağım? Onu soracağım. Bir de diyalizde olduğum için öğlen namazımı, ikindi namazımı yastının arkasına koyuyorum. Kabul mü, kabul değil mi? Soralım. Onu sormak istedim. Soralım Melahat teyze. Rabbim eşinize rahmet etsin. İnşallah cennette kavuşursunuz niyazımızla. Size de dua etmiş olalım. Hastalıklarınız da inşallah şifa bulur. Şifa bulmazsa kolay geçmesi noktasında dualarımızı iletelim. Niğde'ye de selam olsun efendim. Hayırlı akşamlar. Kronik bir takım rahatsızlıklarım var. Oruç tutamıyorum dedi izleyicimiz. Fidye mevzunu isterseniz tekraren açıklayalım. Evet. Oruç tutma gücünü, kuvvetini kaybeden kişiler bir daha bu güç ve kuvveti elde edemeyeceklerse hanımefendi kardeşimizin ifade ettiği gibi müzmin, kronik bir rahatsızlığı varsa Cenab-ı Hak verdiği gücü geri aldığı için kişiye gücünün yetmediği bir şeyi yüklemez. Oruç da bedeni bir ibadettir. Böyle kronik rahatsızlığı olan insanların oruç tuttuğu zaman daha büyük bir hastalıkla veya daha büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmaları söz konusu olabilir. Bundan dolayı dinimiz bir ruhsat getirmiş. Az önce ifade ettiğimiz gibi bu kardeşlerimiz tutamadığı her günün karşılığı bir fidye, yani fitre miktarı fidye verir. Hı hı. Bunu Din İşleri Yüksek Kurulu her yıl Ramazan ayı gelmeden bir ay önce filan açıklıyor. Bu kurulun, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıkladığı miktar aslında asgari miktardır. Bunu verirken gerek Ramazan'da kişi başına verilen fitreler, gerekse oruç için verilen fidyeler, imkanı olan kardeşlerimizin hepsinin kendisinin bir günlük yiyecek masrafı neyse o kişinin fidyesi odur, fitresi de odur. Ama bu kardeşimize şöyle de diyebiliriz. Beyi vefat etmiş. Hakikaten sağlığı oruç tutmaya müsait değil. Mali durumu da gerçekten bir Ramazan boyu işte 30 günün fitresini verecek bir imkanı da yoksa ona da söyleyeceğimiz tevbe istiğfar edecek, dua edecek, Cenab-ı Hak'tan af dileyecek. Yani zaten fidye, fitre fakirin hakkıdır. Kendisi muhtaçsa başkalarının onun barınması için verdiği fidyeleri veya zekatları zorlanarak fidye vermesine de gerek yok. Dua edecek Cenab-ı Hak inşallah bağışlar onu. Dinimiz ne güzel hocam. Evet. Elhamdülillah. Yani hissemize düşecek şey esasında la yükellifullahu nefsen illa usaha. Rabbimiz bize çekemeyeceğimizden fazla yük hakikaten yüklemiyor. İyi ki Müslümanız. Elhamdülillah. İçtenlik, samimiyet. Yani hani kurbanla ilgili ayet aklıma geldi. Sizin kurbanlarınızın efendim eti bundan önce sizin niyetiniz Allah'a. Ya. Yani din samimiyettir hakikaten, içtenliktir. Mesela bir insan bir günah işler ama bazen
o günahı niçin işledim diye ciddi manada rahatsız olur. Tevbe de budur zaten. İçten pişmanlıktır. Evet, pişmanlıktır. Bu da Cenab-ı Hak bunun bağışlayacağını söz veriyor. Yani Kur'an'da ifade ediyor. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Rabbim bizi de bağışlasın inşallah. Manisa'dan Rıza Bey telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı programlar. Sağ olun Rıza Bey. Benim hocama sorum şudur mümkünse. Buyurun. Biz tarım işiyle uğraşıyoruz. Üzüm bağlarımız var. Devletin bir sigorta havuzu var, Tarsim. Buraya sigorta yaptırıyoruz. Evet. Bir kısmını biz %60'ını kendimiz ödüyoruz. %40'ını da devlet ödüyor. Evet. Acaba bunun dini hükmü nedir? Soralım. Yani bizim doğal afetlerden korunmak için yaptırdığımız bu sigortanın dini hükmü hakkında ben bilgi istiyorum hocamdan mümkünse. Peki Rıza Bey, soralım. Rabbim hayırlı kazançlar elde etmeyi nasip etsin. Hasadınız bol olsun inşallah. Manisa'ya da selam olsun efendim, Şehzadeler şehrine. Melihat Hanım'ın bir sorusu daha vardı hocam. Ben unuttum ama unutturan ve hatırlatan Rabbimize hamdolsun. Diyaliz hastası olduğundan dolayı diyaliz merkezinde öğle ve ikindi namazlarını kılma şansım olmuyor. Yatsıdan sonra kaza ediyorum dedi. Bu uygulama doğru mu yoksa alternatif bir şey önerebilir miyiz? Şimdi bu diyalizin iki kısmı var zaten, zor bir mesele. Şöyle diyelim, yani bu belli merkezlerde oluyor zannederim. Bazen özel diyaliz merkezleri oluyor veya devlet hastanelerinde bu tedaviyi alıyor kardeşlerimiz. Eğer bu saatlerini hakikaten mesela yatsıdan sonraya namaz vakitlerine gelmeyen bir saate aldırma imkanı varsa, ben namazlarımı kazaya bırakmayayım. Yani böyle kendisini zorlamadan böyle bir imkan varsa bunu dener. Ama bu imkanı elde edemezse, akşamla yatsı namaz, öğleyle ikindiden bahsetti değil mi efendim? Aynen hocam. Öğlen de ikindi namazını artık akşam namazının farzını kıldıktan sonra sabaha kadar kaza ve kılma vaktidir. O namazlarını kaza eder. Evet. Başka da imkanı yok zaten. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Rıza Bey'in sorusuna dönecek olursak, tarım sigortasının caiz olup olmadığını soruyor. Sigorta konusunu isterseniz, yani çok geliyor, soruluyor. Şimdi bu güncel bir mesele, bu asrın meselesi. Bizim eski fakihlerimiz, geçmiş müçtehitlerimiz zamanında çok gündeme gelen bir konu değil. Evet. Daha çok işte Hanefi mezhebinin önemli alimlerinden İbn Abidin kısmi olarak sigortadan bahsetmiştir. Daha çok bu asrın başından itibaren, hatta ikinci yarısından itibaren çağdaş alimler bu sigorta konusunu tartışmışlar. Bu İslam akit kurallarına bazıları uygun demiş, bazıları da ya burada bir meçhuliyet vardır. Yani siz gerek sosyal sigortalar, gerek hayat sigortası, gerek kardeşimizin sorduğu tarım sigortası, işte kaskodur, benzeridir, bir sigorta yapıyorsunuz. Ama ne kadar ödeyeceğiniz veya zarar görüp görmeyeceğiniz ödeyeceğiniz belli de, yani karşı siz bir zarar görecek misiniz, görmeyecek misiniz, ne kadar alacaksınız? Böyle bunlar bir meçhuliyet var. Bu meçhuliyet de akdi ifsad eder. Dolayısıyla bazı alimler buna caiz değil demişler. Allah rahmet eylesin. Muhammed Ebu Zehra bunlardan birisi. Ama biraz daha olayı tetkik eden, biraz daha inceleyen bir grup alim de diyor ki, yani zaruretler bazen efendim haramları da mubah kılar. Kaldı ki buradaki meçhuliyet akdi ifsad edecek boyutta değildir. Karşılıklı rızadır, çağın gerekleridir. Adam şimdi bir otobüs alıyor, diyor ki bu işte bir trilyon kadar veya işte şu kadar para, neyse ben bunu sigorta yaptırmazsam şudur budur. Bu bakımdan sigortaya caiz diyorlar. Din İşleri Yüksek Kurulumuz da bütün yönleriyle, gerek tarım sigortası kardeşimizin söylediği gibi efendim veya diğer çeşitleriyle kasko, bu olayları birlikte değerlendirerek caiz olduğu kanaatini bir karar olarak Din İşleri Yüksek Kurulu aşağı yukarı 2000'li yılların başından itibaren bu fetvayı veriyor. Biz de onu tekrar etmiş oluyoruz. Yalnız günümüzde yeni bir takım alternatifler de ortaya çıkıyor. Yani daha çok yardımlaşma esasına dayalı, tekafül dediğimiz
karşılıklı. Yeni sigorta çeşitleri de var. Bunlar da yürürlüğe giriyor. Bunların tercih edilmesi de bu tartışmalı konudan biraz daha bizi çıkarmış olur. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Kadir Bey sosyal medya üzerinden size selamlarını iletmiş efendim. Eşimle hacca gitmek için 7000 avro para biriktirdim diyor ve 9 yıldır da bekliyoruz. Hac henüz bize çıkmadı. Ben bu biriktirmiş olduğum paranın zekatını vermeli miyim yoksa vermeme noktasında bir yetkimiz var mı? Eğer verirsek her yıl verdiğimiz takdirde hacca gitmem de biraz zorlaşacak gibi diyor. Maddi anlamda ne söylersiniz? Şimdi Furkan Bey, yani bir ibadet diğer ibadet, bir ibadeti yapmak diğer ibadetten bizi müstahni kılmaz. Zekat da İslam'ın 5 esasından birisi. Hac da İslam'ın 5 esasından birisi. Aynen öyle. Her ikisi de mali yönü olan ibadetler. Zekat tamamen mali bir ibadet. Haçta bir de sağlık konusu da, sağlıklı insanlar, varlıklı insanlar gidecek. Şimdi kardeşimiz hacca yazılıyor, hac için para biriktirdi. Sonuçta hacca gitmek her zaman da mümkün olmuyor. Bu sene hiç gidilemedi mesela. Bu senenin dışında da Suudi Arabistan Devleti'nin İslam devletlerine, İslam ülkelerine karşı uyguladığı bir kota var. Yani sınırlı sayıda gidiliyor. Sınırlı sayıda. Mesela Türkiye'den 83 bin kişi, binde bir oranında nüfusumuzun gidiyor. Bugüne kadar yazıldı, gidemedi ama parası da duruyor. Yani bu hac için de olsa, hac için de olsa birikmiş bir paradır. Bu birikmiş paranın her yıl efendim %2,5-40% oranında zekatını vermekle Müslümanlar mükellef, bu kardeşimiz de mükellef. Zekat malı biz azaltmayacağını düşünüyoruz. Yani. Bereketlendireceğini düşünüyoruz. Peygamberimiz öyle diyor. Yani mallarınızı zekatla koruyun diyor. Bu bakımdan o zekatını verdiği zaman Cenab-ı Hak başka kapılar açarak inşallah hacca gitme kapısı da kapanmaz. Hacca da gider, zekatını da vermiş olur. Ama fetva olarak söyleyeceğimiz şey, hac için de olsa biriktirilen paranın her yıl şartları oluşuyorsa tabii. Yani zekat, kim zekatla mükellef? Yani 80.18 gram minimum. Veya yani minimum veya bu değerinde. Kadar değeri olan borçları çıktıktan sonra bu kadar bir birikimi olan insan bunun üzerinden yıl geçince zekatını verecek. Bu kardeşimiz de bu ölçülerde zekatını vermekle yükümlü. Eyvallah. Artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin. Dua edelim. Bir zekat sorusu daha var hocam. Buyursunlar. Ferit Bey diyor ki bir evim var. Evet. İkinci bir evim daha var. Onda da kira alıyorum. Birinde ben oturuyorum, diğerinden kira alıyorum. Fakat bu aldığım kira birikmiyor. Yani şöyle ki evladımı özel okulda okutuyorum. Buradan aldığım kira gelirini onun okul masrafları için kullanıyorum. Bu ev için, ikinci evim için zekat vermem gerekir mi? Hocam konuyu izah ederse sevinirim demiş. Şimdi Furkan Bey, kişi evvela kendi kazancı, kendi servetini harcama konusunda en hak eden kendisidir. Yani zekat kişinin birikiminden verilecek bir ibadettir. Yani zengin insanların vermesi gereken bir ibadettir. Tarif edelim, kişinin asli ihtiyaçlarının dışında nedir asli ihtiyaç? Oturduğu evdir, bindiği arabadır, efendime söyleyeyim, ilim adamının kitaplarıdır, zanaatkarın kullandığı aletleridir vesaire vesaire. Asli ihtiyaçlar yaşamını sürdürebilmesi için muhtaç olduğu şeyler kişinin asli ihtiyaçlarıdır. Bunların dışında ekstra bir birikim olursa bu birikim de klasik olarak işte sabit bir değer 20 miskal altın. Bunun değeri 85 veya 81 gram altın veya bunun mukabili Türk parası veya yabancı para veya dükkanında ticaret eşyası varsa borçlarını çıktıktan sonra bu kadar bir birikimin üzerinden de bir yıl geçerse bu kişi bunun 40'ta birini zekat olarak verecek. Bir adam düşünün, 5 tane dairesi var. Bu daireleri kiraya vermiş. Bu daireler kira amaçlı değil, ticari amaçlı değil. Yani ileride çocuklarım oturacak diyor. Ama şu anda kirasını getiriyor.
bu kiralar kendi ihtiyaçlarına gidiyorsa, bir birikim oluşturmuyorsa zekatla mükellef olmaz. Yani. Evet, ama bir birikim olursa az önce söylediğimiz gibi o zekat verecek. Ticari amaçlı olmadığı sürece eldeki kira gelirleri de bir birikime, işte az önce söylediğimiz gibi bir 80 gram altına ulaşmıyorsa, kendi ihtiyaçları için harcıyorsa yapması gereken ihtiyaçlarını karşılamak. O mal için zekat vermeyecek. O mal için zekat vermeyecek. Peki hocam, teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Bir telefon bağlantımız daha var. Şöyle sınırlarımızın ötesine, Almanya'ya gidelim. Fatma Hanım telefon hattımızdaymış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun Fatma Hanım. Hayırlı akşamlar. Benim hocama bir sorum vardı. Tabii. Benim bir hasta torunum var. Tamamen bitkisel. Bu torunumu oturduğumuz evde hiçbir şey yaptırtmıyorlar bize. Çocuğum hani yıkanması için bir şeyler yapılması lazım. Küvete gitmesi için. Dediler ki bize ev alın. Ev almak için de faiz çekmemiz lazım bankadan. Bir kere mahsus yapılan bir şeyde günaha yok diyorlar, alınabilir diyorlar. Hocama sorabilecek miyim? Yani bu evde, şu an oturduğunuz evde bu söylediğiniz şeyleri yapamıyor musunuz Fatma? Ev sahibi yaptırmıyor efendim. Soralım efendim. Soralım. Benim evim diyor. Anladım. Bir kere mahsus olsa bir günah yok diyorlar. Hangisi doğru bilmiyorum hocam. Bize peki. Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin Fatma Hanım. İnşallah sizin için de bir cennet anahtarı olur o evlada bakmanın karşılığı. Almanya'ya gurbetçi kardeşlerimize de selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Ben sorunun içinden bir soru daha çıkarttım hocam. Genelde şöyle bir kanaat de var. Birinci ev ve birinci araba için herhangi bir meşru mazeret veya zaruret halinde olmadan faizli bir işleme müracaat edip böyle bir iş yapabiliriz diyenlerin sayısı bir hayli fazla. Hatta burada Diyanet'i de referans gösteriyorlar. Sanki Diyanet'in böyle bir fetvası var diyenler de var. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun böyle bir fetvası yok. O kurumda meslek hayatının aşağı yukarı üçte birini geçiren bir insan olarak söylüyorum. Böyle bir fetvası yok. Konuyu tahlil edelim isterseniz. Buyurun hocam. Yani şimdi faiz, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı bir mesele. Yani Kur'an açık olarak alışverişi mubah kabul ediyor. Ama faizli işlemleri de haram olarak söylüyor. Bir de yani Arapça'da mazi sigası kesinlik ifade eder. Harrame kavramıyla söylüyor. Faiz haramdır. Bir haramın mubah olabilmesi için bir zaruret olacak. Yani hani çok verilen bir misal vardır. Çölde giden bir adam yanında içecek hiçbir şeyi yoktur. Ya ölecek ya da bir miktar şarap var. İşte ancak burada ölüm tehlikesi olunca ölümden kurtulmak için o haramı işleme ruhsatı vardır. Şimdi ev almak veya araba almak bir zaruret midir? Klasik bizim fıkhımızdaki zaruret tabirine uymuyor. Bizim klasik tabirimiz ne hocam? Başını hayati sokacak bir yer bulamayacak. Hayati bir konu olacak. Hayır. Sağlıkla ilgili hayati, zaruri bir konu olacak. Ev olmayan adam kirada oturabilir mesela. Alternatifi bu. Evet. Kaldı ki bugün başka alternatifler de çıktı. Yani onlar üzerinde de farklı şeyler söylenebilir. Ama bugün finans kurumları var. Yani katılım şirketleri var. Bunların teorisi, yani bunların danışma kurulları var, fıkıh alimleri var. Bunların işleyiş şekli, belki bugünkü fiili durumunda sıkıntılı şeyler olabilir. Ama inşallah düzelir diye düşünüyorum. Bunların kurumuşu, işleyiş şekli normalde işte İslam'ın efendim tecviz ettiği akit şekilleridir. Murabahadır, mudarebedir, benzeri şekil. Çok tekniğe girmeyelim. Dolayısıyla bu alternatifler varken bir ilk arabamı, ilk evimi almak için caiz diyenler vardır. Olabilir böyle söyleyenler ama bugün gelinen nokta itibariyle alternatifler de söz konusu olduğu için böyle bir kapının açılması İslam'ı açıdan kesinlikle uygun değil. Bu hanım kardeşimizin yavrusuna şifa dileyelim.
Ama onun bilgisine de sunalım şimdi. Bu finans kurumları var. Hocam Almanya'da bu sistem var mıdır yok mudur bunlar bilmiyorum. Almanya özelinde var. Değiştirebilir miyiz? Var tabii, mı orada? Tabii bunlar yani İngiltere'de var, Londra'da var, her yerde var. Kaldı ki buralardan da istifade edebilirler. Yani Almanya'da oturması finans kurumlarından bu imkanı temin etmesine bir engel teşkil etmez. Ha, bu güzel bir şey. Yani bir alternatif varsa evet. Bunu araştırmakla evet. Mükellefler. O ancak işte çok zaruri, hayati bir konu olursa, bütün bu yollar tıkanırsa, olmazsa, diyor ya hani kardeşimiz, işte ev sahibi de bırakmıyor. Bütün bu yollar denendikten sonra belki böyle bir kapı o kardeşimize zarureten açılmış yani olabilir. Bu da Fatma Hanım'ın, bu hasta torunu, engelli torununun ihtiyaçlarının evet. Daha rahat karşılanabilmesi zaruretinden kaynaklanıyor. Umarım, yani başka türlü sürdüremiyor onun için. İnşallah bir alternatif yani bulurlar. Yani mümkün mertebe helal kapısı sonuna kadar açıktır. Hani Furkan Bey her zaman konuşuyoruz. Yani bu dünya bizim sürekli kalacağımız bir yer değil. Ahiret ahvalını, ahiret azığını hazırlamak lazım. Efendimiz... İşte el halalü beyin vel haramü beyin diyor. Haram da belli, helal da bellidir. Arasında şüpheli şeyler vardır. Yani siz o şüpheli şeylerden de uzak durun buyuruyor. İnşallah evet. Uzak kalanlardan oluruz hocam. Evet. Rabbim kolaylık versin. Efendim Musa Bey sizlere selamlarını iletmiş. Her akşam dinliyoruz. Allah sizden razı olsun. Samsun'dan soruyorum sorumu. Kur'an-ı Kerim'de biz ifadesi çok geçiyor. Mealen ya da tefsirlerde okuduğumuzda biz dileseydik vesaire ifadeler. Allah bir değil mi? Hocam bu konuyu izah ederse seviniriz demiş. Evet, Allah bir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe. Oradaki la bütün ilahları reddediyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Kelime-i tevhid İslam'ın temelidir. Bunda bir tereddüt yok. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in kendine ait bir üslubu var. Rabbimiz Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bazen ben ifadesini kullanıyor. Mesela çok bilinen bir ayettir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tü. Diyor ki insanları ve cinleri ben yarattım. İbadet etsinler. Beni tanısınlar diye yarattım. Bakın burada ben lafını kullanıyor. Bazen üçüncü tekil şahıslar kullanıyor. Mesela قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ De ki o Allah birdir. Hü'i. Yani hı hı. O üçüncü tekil şahıs. Bazen de biz ifadesini kullanıyor Cenab-ı Hak. Mesela aklıma gelen ayet-i kerime yani inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız. Şimdi bu konuda bizim müfessirlerimiz yorum yapmışlar. Yani Cenab-ı Hak niye biz ifadesini kullanıyor? Demişler ki bazıları burada bir azamet var. Yani Kur'an'ı biz indirdik. Onu biz koruyacağız. Azamet güç ifade eden, etmek güç, kudret ifade eden bunun içindir. Ama bundan öte ben bir şey söylemek istiyorum. Bu aslında Rabbimiz Teala Hazretlerinin Kur'an'ın bir üslubudur. Yani Cenab-ı Hakk'ın hikmetin bazen ben diyor Kur'an-ı Kerim'de, bazen biz diyor, bazen hüve o üçüncü tekil şahıs sigalarını kullanıyor. Bu Kur'an'ın bir üslubudur. Böyle anlamak lazım bunu. Eyvallah. Yoksa buradan farklı bir, farklı bir şey çıkartamayız. Asla. Peki hocam. Bir adak sorusu var efendim. Zaman zaman cevaplandırıyoruz. İhtiyaca binaen tekrar soralım. Ali Bey İstanbul'dan demiş ki, muhterem hocam bizim çocuğumuzun gözünden bir ameliyat olması gerekiyordu. Biz de eşimle birlikte birbirimizden habersiz. Hı hı. Çocuğumuzun ameliyatı iyi geçerse bir kurban keseceğiz diye adak adamışız. Şimdi biz aynı evden olduğumuz için bir kurban mı yoksa iki kurban mı keseceğiz? Çocuğumuz da sağlığına kavuştu demiş. Elhamdülillah diyelim biz de. Şimdi şöyle diyelim Furkan'cığım. Yani kardeşlerimizin evladını Allah şifa vermiş. Her ikisi de ayrı ayrı birbirinden habersiz. Ya Rab. Eğer bu evladıma şifa verirsen Allah korusun, göz ne büyük nimet. Değil mi hocam? Bir anda gözümüzün, gözlerimizin hakikaten bir anda dünyamızın karanlık olduğunu düşünün. Uzunca bir hadis var. Yani birisi Efendimiz böyle buyuruyor ki, Cenab-ı Hak bazı insanları deniyor. Sonra işte
bir gözleri görmeyeyim diye adama geliyor. Ne istersin diyor. Dünyam karanlık, Allah gözlerimi versin diyor. Melek de dua ediyor. Allah gözlerini iade ediyor. İşte varlık veriyor ona falan. Yıllar sonra o gözleri görmeyen insanın kıyafetinde melek geliyor. Gözleri görmeyen işte gariban, ama birisi. Diyor ki o kişiye, eski gözleri görmeyen şimdi sağlıklı insana, diyor ki yolda kaldım. Allah için bana yardım et. Bu gözlerini, sağlığını sana lütfeden Allah için. Adam diyor ki, ya ben bir zaman böyle görmüyordum. Dünyan karanlıktı. Rabbim bana gözlerini iade etti. Ne istersen alabilirsin. Diyor ki işte Allah senden razı olsun. Bu koyun sürüsünün yarısı senin. Üçte biri senin. Ama diyor ne olur o cümleyi bir daha tekrar et. Allah razı olsun. Kalan üçte biri de senin. Bir daha tekrar et diyor. Allah razı olsun. Tamamı senin diyor. Diyor ki ben sürüye falan ihtiyacım yok. Öbür iki kardeşin kaybetti ama sen kazandın. Şimdi düşün bak. Bu iki kardeşimiz muhtemeldir ki önemli bir rahatsızlık. Evladının gözünü kaybedebilir, Allah korusun. Ciddi bir şey ki anne baba şefkatiyle efendim diyor ki ya Rabbi birbirinden habersiz evladıma gözünü sağlıkla bu göz hastalığından kurtarırsan senin rızan için bir hayvan keseceğim, bir kurban keseceğim. Aynı duyguları babası da söylüyor, annesi de söylüyor. Sağlığına kavuşuyor. Bundan sonra cimrilik etmemek lazım. Allah bu şifayı verdikten sonra o taahhütte bulunan anne ve baba ayrı ayrı söz vermişler Cenab-ı Hakk'a. Cenab-ı Hak da şifa vermiş. Her ikisi de kendi zimmetlerine borç olarak yazılan bu adakları ayrı ayrı kesecekler. Adak kurbanı da fakirin hakkıdır. Kesen kimse ve kesenin bakmakla yükümlü olduğu kişiler ondan yiyemez. Fakir fukaraya dağıtacaklar. Böylece borçtan kurtulmuş olacaklar. İnşallah. Bir de Cenab-ı Hakk'a evlatlarına bu sağlığı verdiği için ayrıca şükredecekler. Aynen öyle. Rabbim esirgesin evlatlarımızı inşallah. Mehmet Bey Konya'dan telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Safalar getirdin Mehmet abi. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden buyurun. De. Buyurun dinliyoruz. Abi benim bir ilk sorum benim çocuğum bir şey yaptı. Ona 4 çocuğum var. Öbürleri bana biraz şey yapıyorlar. Niye sen buna bunu verdin? Evim vardı sattım verdim. İkincisi de sabah namazı. Yani bir saniye evvel, Mehmet abi. Bu efendim? Diğer ev verdiğin çocuğun sana karşı daha mı iyi davranıyor? Daha mı? Hayır değil abi. O gün için bombladı, zarar etti. Evimi sattım, borcunu ödedim. Ha, iflas etmişti. Borcunu ödediniz. Ha, tamam. Borcunu ödedim. O bir çocuklarım bana kafa tutuyorlar şimdi. Evet. Ona yaptın diye. İkinci sorum da sabah namazına kalktığım zaman güneş doğmadan ve saat 5'te kalkıyorum. Sabah ezanına kadar geçmiş namaz kılıyorum. Teveccüh kılıyorum. Bunun şeysi yani ne yapmam lazım onu soruyorum hocam. Tamam. Doğru mu yapıyorsunuz onu soruyorsunuz. Ha, onu soruyorum. Soralım inşallah Mehmet abi. Allah razı olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Bilmukabele hane halkına selam olsun. Konya'dan da dua bekleriz efendim. Sesimizi işitenler dua ederse seviniriz. Yani baba yüreği dayanamıyor tabii. Bir borcu var evladının. Zora düşmüş, dara düşmüş. Bir evini, bir arabasını, malını, varını satıp o borcu kapatıyor. Ama diğer evlatlara da gönül koyuyor. Şimdi bir insan sağlığında kendi sahibi olduğu malı hakkında istediği gibi tasarruf hakkına sahiptir. Yani mülk sahibi malında Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde tasarruf hakkına sahiptir. Yalnız evlatlar konusunda söyleyeceğim bu ama bir genel yanlış anlaşılmaması tabii, için bir genel izahata ihtiyaç var. Babalar çocukları arasında adaletle davranmak zorundalar. Din bunu emrediyor. Yani Hazreti Peygamber'in bizzat yanına gelen bir sahabi, ben falan çocuğumu daha çok seviyorum veya bana daha çok hizmet etti, ona şu varlıklarımı vermek istiyorum.
Peygamberimiz diğerlerine de verdin mi? Vermedim veya veremedim ya Resulallah. Bu yaptığın adaletsizliğe beni şahit tutma diyor. Şimdi bu bakımdan bir baba evlatları konusunda her konuda sevgide, efendim adaletle davranacak. Ama kardeşimizin ifade ettiği gibi hakikaten darda kalmış, iflas etmiş, zor durumda kalmış bir evladına hayatta bir baba onu bu sıkıntılardan kurtaracak kadar bir varlık verirse bu da hukuken geçerlidir. Baba açısından herhangi bir sıkıntı söz konusu değil, kendi evladı. Ama kardeşimize eğer diğer çocuklarını çağırsın, bunu izah etsin. Yani. Eğer imkanı da varsa az vererek, onların gönlünü alarak efendim kardeşler arasındaki bu husumeti, efendim bu sevgisizliği varsa bu kızgınlığı ortadan kaldırmak için de gayret etsin. İnşallah. Ne diyelim? Allah yardımcıları olsun. Evet. Sabah namazını kılmadan evvel, henüz güneş de üzerimize doğmadan önce kaza namazı kılıyorum, sonra da teheccüd kılıyorum dedi izleyicimiz. Uygulama doğru mudur? Teheccüdü istersen bir izah edelim. Buyur. Malum teheccüd gece insan bir miktar yattıktan sonra gece kalkıp kılacağı namaza ne diyoruz? Teheccüd diyoruz. Bu teheccüdün vakti bir miktar uyuduk kalktıktan sonra başlar ama daha çok yani makbul olan zaman gecenin 1/3 geçtikten sonra seher vakti dediğimiz gecenin kalan 1/3 yani imsak vaktinden önce kılınan namaza, kılacağımız namaza teheccüd diyoruz. Çok faziletli bir namazdır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bu gecenin 1/3 yani imsak vaktinden önceki zaman konusunda şöyle buyuruyor. Bu zaman diliminde Cenab-ı Hak kainata, dünya semasına rahmetiyle tecelli buyurur. Ve şöyle der, bir hasta kulum yok mu? Bana dua etsin, hastalığına şifa vereyim. Dertli olan kulum yok mu? İstesin, deva vereyim. İşte borçlu olan insanlar yok mu? Dua etsinler. Veya şöyle böyle bir sıkıntısı olan yok mu? İstesin, o sıkıntısını izale edeyim diye Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın haber verdiği o çok kıymetli bir zaman dilimi. Bu bakımdan hakikaten imkanı olan kardeşlerimizin aslında yani imkanları zorlamak lazım. Bu gecenin bu saatini ihya etmeleri çok kazançlı bir zaman dilimi. Teheccüdün vakti böyle. İmsak vakti olduktan sonra yani sabah namazının vakti girdikten sonra artık teheccüdün vakti de çıkmıştır. İmsak vakti girdikten itibaren efendim güneş doğup işte 45 dakika bir mızrak neyse geçinceye kadar nafile olarak sadece o günün sabah namazının sünneti kılınır. Evet. Ama güneş doğuncaya kadar sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra farzından önce veya farzından sonra da dilediği kadar bu kardeşimiz kaza namazı kılabilir. Kaza namazı kılmaya bir engel yok. Ama nafile namaz için söylediğim gibi teheccüd için imsak vakti girince artık teheccüdün vakti çıkmış olur. İmsaktan evvel teheccüdümüzü kılacağız. Evet. Sonra da dilediğimiz kadar kaza namazı kılabiliriz. Evet. Peki hocam, teşekkür ederiz. Bursa'dan Sabira Hanım telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim, hayırlı akşamlar. Sağ olun, var olun. Sorumu da soracağım hocam. Buyurun, dinliyoruz. Benim şimdi çocuğum olmadı, 18 yaşında. Ben bir evlatlık aldım, annesi öldü, 15 günlüktü çocuk. Ondan sonra bana dediler hani, affedersiniz emzirirsin dediler. Sınav malzemesini kalkar dediler. Ben o çocuğu büyüttüm. Çocuk şimdi 32 yaşında, 2 tane de çocuğu var. Bunun bana namahremliği olur mu? Çünkü geçtikten sonra boğazına. Onu da söylerim hocam. Soralım Sabira Hanım da bir şey soracağım. Evlatlık olduğunu biliyor mu evladınız? Biliyor. Tamam, biliyor. Tamam. Soralım inşallah. Rabbim razı olduğu kullardan eylesin. Bize de dua edin efendim. Yeşil Bursa'ya da selam ve muhabbetlerimizle inşallah. Evet hocam. Şimdi süt kardeşliği konusunun doğurduğu hukuki sonuçlar var.
Tabii bir de evlatlık konusu, ben teşekkür ediyorum, ona da dikkat çektiniz. Yani İslam'da tebenna, evlat edinme yok. Bu şu manaya geliyor. Yani insan bir yetim çocuğu alır, bakar, besler. Efendim, bu çok faziletli bir şey. Ama onu kendi üzerine yazdırarak, kendi anasını babası değil de sanki bu evlatlık olarak alan kişiler onu kendi çocukları gibi nüfuslarına kaydettirerek kendi çocukları gibi miras intikal etmesi, işte bir takım mahremiyet konularının oluşması söz konusu değil. Ama diyor ki ben bunları az çok bildiğim için çocuk aldım, hı hı, ve bunu küçük yaşta öyledir. Yani süt emme süresi 2 yıldır. 2 yıl çocuklarını Kur'an-ı Kerim havleyni kamileyni diyor. 2 yıl içerisinde Hanefi mezhebine göre Furkan Bey, çocuk bir defa emse, emdiği hanımın sütü midesine inse, bununla süt kardeşliği oluşmuş olur. Artık o kadın o çocuğun süt annesidir. O kadının beyi de o çocuğun süt babasıdır. Dolayısıyla neseben birbirine haram olanlar süt yönüyle de haramdırlar. Ama süt kardeşliği bu hürmeti getirir ama mesela miras intikalini sağlamaz. Yine miras düşmüş. Evet. Ona mirasları kendileri hibe ederler, bağışlarlar, verebilirler. Ama eğer bir mirasları varsa, vasiyet etmemişler veya sağlıklarında ona temlik etmemişler, vermemişlerse öldükleri zaman İslam hukukuna göre bu kardeşlerimizin mirası, bu kendi çocukları olarak kabul ettikleri, evlat olarak aldıkları kişiye hukuken intikal etmez. Eyvallah. Merak ettiğim bir şey var hocam. Bilginiz dahilindeyse cevabını isteyeceğim. Değilse araştırıp söyleriz. Çocuğu olmayan bir kimsenin ya da anne olmayan bir insanın bir başkasını emzirmesiyle süt gelmesi mümkün mü acaba teknik olarak? Yani o tabii teknik bir konu ama biz şunu söylüyoruz. Süt yani, varsa süt değil mi varsa, yani? Evet. Süt emsiyorsa tabii. Süt emdiyse yani o tabii tıbbi bir konudur. Hakikaten mesela çocuk dünyaya getirmeyen hanımlardan süt gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum. Ama eğer süt geldiyse bu süt de söylediğimiz midesine indiyse Hanefi mezhebinde süt kardeşliğin oluşması bir defa emmekle gerçekleşir. Şafii mezhebinde de bunun asgari en az 4 doyum olarak emmesi gerekir. Eyvallah. Evet, çocuk dünyaya getirmeyen hanımefendilerin sütü gelir mi? Onu bilmiyorum tabii. Onu da işin uzmanına sormak lazım. Deniz isimli bir izleyicimiz de süt kardeşi olmanın kurallarını sormuştu. Bu vesileyle açıklamış olduk efendim. Evet. Teşekkür ederiz. Dilek Hanım selamlarını iletmiş. Muhterem hocam, gayrimüslim bir insan selam verirse selamı almak farz mı? Bu hususu nasıl açıklarsınız demiş. Şimdi selam her zaman konuştuğumuz gibi önemli bir ibadet. Yani İslam'ın, Müslümanların şiarındandır. Müslümanların selam şekli de bellidir. Hazreti Peygamber selamı yaymamızı ifade eder. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisidir. Müslümanların selam şekli aynı zamanda bir ibadettir, bir duadır. İki Müslüman birbiriyle karşılaştığı zaman Esselamu Aleyküm der. Bu bir duadır aynı nedir zamanda. Nedir hocam manası? Allah'ın selamı, rahmeti, biraz daha ileri gidersek mağfireti senin üzerine olsun. Dua ediyor. Şimdi Allah'a inanmayan bir insana böyle bir dua yapmak doğru olur mu? Dolayısıyla gayrimüslimlerle bizim ilişkimiz ahlaki olarak ilişkiler, insani olarak ilişkiler elbette bir Müslümana yakışır tavırda olacak. Ama gayrimüslimlerle selamlaşma şeklimizle bir Müslümanla yapacağımız selamlama şekli aynı olmamalı. Mesela ona kendi dininin, kendi inancının gereği merhaba dersin, günaydın dersin veya yani böyle aradaki samimiyeti ifade edecek başka bir şekilde ifade bir selam şekli lazım. Verilebilir. Ama dinimizin bize öğrettiği selam şekli Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh gibi dua manası taşıyan, bir bakıma ibadet olan, selamlaşın diyor Peygamberimiz. Böyle selamlaşmamak lazım. Ama o bize selam verirse,
ondan selamı beklemek lazım. Yani mesela esselamu aleyküm derse ona da vereceğiniz cevap sadece ve aleyküm şekliyledir. Ve aleyküm. Aynen öyle. Dikkat etmek lazım. Evet. Bu arada içeriden sevgili yapımcımız Emine Hanım buyursunlar. Ufak bir araştırma yapmış hocam. Anne olmayan hanımların da sütünün gelebilme ihtimali varmış. Ben kısmı biliyorum da mütereddit olduğum için söylemedim onu. Yani çünkü bizim fukahamız, Allah rahmet eylesin, bizim fukahamız yani gerçekten bu konuları yani o günün şartlarında nasıl araştırmışlar. Yani bugün bu hanımların özel halleriyle ilgili bu süt konularını Din İşleri Yüksek Kurulu'nda kaldığımız dönemde İbadetler Komisyonu olarak bunlar uzun uzun ilgililerle çalıştaylar yaptık falan. Orada bir profesör hanım şunu söylemişti. Allah selamet versin bir kardeşimiz. Amin. Dedi ki vallahi ben hayret ediyorum. Yani bugün bilimin, tıbbın yani bu kadın hastalıklarıyla ilgili tıp dalının söylediği bütün bilgileri sizin söylediğiniz bu fıkıh kitaplarınızdaki bilgilerle örtüşüyor. Bu bakımdan yani önemli olan bir damla sütün mideye inmesidir. Bu inerse bununla Hanefi fukahasına göre süt kardeşliği oluşur. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Cenab-ı Hak tesirine halkayla. Amin hocam. İnşallah Rabbim doğru yoldan ayırmasın. Bildiklerimizi amel etmeyi, öğrendiklerimizi amel etmeyi nasip etsin. İyi ki varsınız, iyi ki hocamızsınız. Allah sizden, sizi yetiştiren anne babadan ve hocalardan razı olsun. Sevgili dostlar, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar burada olacağız. Rabbimiz nasip ve kısmet ederse. Hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun. Var mıdır, vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dini midir? Zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullandıysa? İslami mezhebine göre evde kafa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.